1924 yılından bu yana ceza kanununda defalarca değişiklik olduğu halde şu anki Türk Ceza Kanunu 309. maddesi yine aynı şeyi düzenlemiştir. Geçenlerde Kenan Evren de iddia ediyordu. Diyordu ki bizi yargılayamazsınız çünkü biz suç işledik. Yani anayasayı cebren tebdil ve tahrir ettik. Teşebbüste kalmadı eylemimiz. Şimdi bir sistem düşünün, yasaması yasa çıkarırken eğer yeteri kadar güçlü ve varsılsanız cezalandırılamazsınız, yargılanamazsınız diye madde koyuyor ceza kanununa. 309. madde budur. 309. madde genel düzenlemenin aksine bir istisnadır. Mesela Türk Ceza Kanunu'ndaki bütün suçların teşebbüs hali daha az cezayı gerektirir. Tamamlanmış hali daha çok ağır cezayı gerektirir. 309. maddede anayasayı cebren tebdil ve tahyire teşebbüs ederseniz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırsınız. Cebren tebdil ve tahyir ederseniz, yani suçu tamamlarsanız ceza almazsınız. Niye? Çünkü artık söz sizindir. Güç sizdedir. Kuvvet, kudret sahibi sizsiniz. Ben sürekli mahkemelerde de bunu söylüyorum. Bu 2000 yıllık bir bedevi kuralıdır. Bir bedevi kuralını çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti getiriyor, yasalaştırıyor. Bedevilerde şöyle bir kural vardır. El hukmu limen galebe. Yani söz güçlünündür. Söz kuvvetli olanındır. Şimdi düşünün, yüzlerce, binlerce kişi bir konudan şikayet ediyor. Yani cezaevlerindeki insanlar uzun süre yatıyor, 10 sene, 15 seneden beri yatıyor. Annesi hastalanıyor, babası hastalanıyor, yakını vefat ediyor, ziyaret edemiyor, cenazesine katılamıyor. Bu ne zaman meclisin gündemine geliyor? Ne zaman ki bir tane güçlü ve varsıl, kuvvetli, kudretlilerden bir tanesi cezaevine düşüyor. O da anasını babasını ziyaret etmek istiyor. O zaman gündeme geliyor. Dolayısıyla halk böyle bir yasa çıkarıldığı zaman, böyle bir düzenleme yapıldığı zaman dikkat ederseniz halk buna diyor, haber al yasası diyor. Mehmet haber al için çıkarıldı. Yani düzenleme kişiye özel yapılıyor. Kişiye özel yapılınca da yetkililer, etkililer, yürütmenin sahipleri, kudretlileri bunun bilincindedir. Dolayısıyla bir güçsüz ve yoksul da bu yasadan yararlanmak istediğinde, bu kuraldan yararlanmak istediğinde hemen şu söyleniyor. Kardeşim bu kural senin için değil. Ha, bu doğrudan doğruya lisan-ı kal ile söylenmiyor, lisan-ı hal ile söyleniyor. Bu senin için değil, bu Mehmet Haberal için çıktı. Bu falanca general için çıktı. Bu falanca varsıl için çıktı. Dolayısıyla sana özel değildir, sana genel değildir. Bu kişiye özeldir. Kişiye özel de uygulanıyor. İşte Sedat Şeran'ın meselesi de budur. Sedat Şeran da bu yasadan, bu kuraldan yararlanmak istedi. Kendisine denildi ki öyle iki kişiyle, özel arabayla, merkez komutanlığından gönderilen elemanlarla karşılanarak cenazeye gitmek güçlü ve varsıllara aittir. Sana ait değildir. Sen ancak 30 tane jandarma, 10 tane rütbelinin emrinde elin kolun bağlı olarak gidebilirsin dediler. Öyle gönderdiler. Halbuki Sedat Şeran 20 yıldır cezaevinde. Aldığı cezası müebbet hapis. Müebbet hapsinin infazı 24 yıl. Şimdi 20 yıldır yatıyor, 4 yıl infazının bitmesine kalmış. 1 yıl da açığa çıkması için kalmış. Yani 1 yıl sonra açık cezaevine çıkacak. Bu adamı şimdi siz bıraksanız cezaevinden, hadi kaç deseniz kaçmaz. Çünkü infazını yakmaz. Git deseniz gitmez. Adamın zaten elini kolunu sallaya sallaya gezebilmek için 1 yılı kalmış. Niye kaçsın? Peki niye bu 30-40 tane jandarma rütbeli subayın emrinde eli kolu bağlı, kelepçeli mezarlık başına getiriliyor? Çünkü yoksuldur, güçsüzdür. Kurallar, bu ülkedeki bütün lehe kurallar güçlüler ve varsıllar içindir. Bütün kurallar da güçlülerin ve varsılların lehine yorumlanır, güçsüzlerin ve yoksulların aleyhine yorumlanır. Bakınız geçenlerde Anayasa Mahkemesi bir yargılama yaptı. Bir Yargıtay Daire Başkanı ile ilgili bir karar verdi. Dedi ki ortada suç var ama bu suçu tespit eden deliller hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiştir. Ve bunu delil saymadı. Mahkumiyet kararı için yeterli saymadı. Şimdi birçok insan sevindi. Aa, bizim de dosyamızda böyle hukuka aykırı deliller var. Demek ki biz de yararlanacağız. Bizim de aleyhimize delil olmayacak. Hayır, öyle değil. Bu tür kararlar kişiye özeldir. Bu tür kararlar güçlü ve varsıllara özeldir. Zayıf ve yoksullara ait değildir bu tür kararlar.
Bunu halkın bilmesi lazım. Ezilenlerin, mustazafların, işçinin, köylünün, memurun bunu bilmesi lazım. Ona göre tavrını belirlemesi lazım. Hani Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü vardır. Soruyorlar ya Resulallah, milletler nasıl helak oluyor? Diyor, size söyleyeyim milletler nasıl helak olur. Onlar zayıf ve yoksulları bir suç işlediği zaman hükmü tam tatbik ederler. Güçlüleri ve varsılları bir suç işlediği zaman onun için kitapları karıştırarak kitabına uydurmak için bir hüküm ararlar. Yani bu kitabına uydurma meselesi oradan geliyor. Binlerce sene öncesinden beri vardır. Güçlü ve varsıllar suç işlediği zaman kitabına uydur. Zayıf ve yoksul suç işlediği zaman boynuna bin. Ve bu uygulama er geç toplumlarda zayıf ve yoksulların, ezilenlerin, mustazafların isyanına yol açar. İsyan edilen toplumlara bakınız, Arap Baharı diyorlar. Bakınız, bütün bu toplumlarda sistemler 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl bu şekilde işlemiştir. Ondan sonra halk isyan etmiştir. Burada yapılacak şeyler sivil toplum kuruluşlarının, örgütlerinin yasama üzerinde sürekli manevi baskı oluşturması ve yasamayı sürekli eleştirerek doğruya yönetmesi için yoğun çaba göstermesi lazım.